bildiğin şeyle doğrudan bir bağ kurman gerekiyor ki aslında şey olsun. Yani bu kadar yabancılaştığın bir şeyle aslında bağ kurabilmen çok zor. Dolayısıyla onu tüketirken de hani çöpe atabilirsin ya da işte yani fazla fazla alabilirsin hani ve bunu ziyan edebilirsin. Ama işte gerçekten o bağ kurduğun zaman, bir şeyin nasıl yetiştiğini, o döngüye şahit olduğun zaman o kadar kolay olmuyor diye düşünmüştüm. O yüzden de işte gıda topluluklarının bir çözüm olabileceğini düşündüm. Şehirdeyken buna çok güzel ulaşabiliyordum o sırada. Zaten göbeğinde olduğum için, çok da meraklı olduğum için. İşte Artvin'den pirinç geliyordu, oradan bulgur geliyordu, oradan bir şey geliyordu. Ama şimdi bu işler de çok değişti. Yani artık böyle küçük üretici çok fazla kalmadı gibi. Yani büyük büyük bilmem ne çiftliği, işte bir şey kooperatifi, işte bir şey ekoloji komünü falan gibi böyle büyük birkaç tane şey kaldı. Şöyle bir şey de var, endişe yaratacak bir şey de yok. Çünkü bunun endişesi de aslında başlı başına bir sağlık problemi yaratıyor bu arada insanlarda. Yani aman temiz yemeliyim, aman temiz yemeliyim. Bu eğitimleri aldığım sırada sağlıkla ilgili orada bir beslenme hocası söylemişti yani %60-70 yeterli, daha fazlası da ruhsal problemlere yol açar. O da başka bir sağlık problemi demişti. Dolayısıyla yani tabii ki yani belli bir toksik şeyleri alacağız artık, bundan kaçışımız yok. Ama işte yani ne kadar olduğu şehirde bilmiyorum. Şehirde artık normal bir insan için çok zor. Yani bu kadar ekonomik kriz varken insanlar artık yani onu mu alacağım, bunu mu alacağım, her şeyden kısarken biraz hayal olmaya başladı. Çünkü üretimi de zorlaştı dediğim gibi yani hani bu İklim değişikliği artık buna da pek izin vermiyor. Yani sen ne kadar toprağı kompostla besle, işte doğal gübre yap, onu yap, bunu yap ama yani hani mevsim izin vermiyor. Yani ya çok soğuk geçiyor, işte biz kiraz yaptık mesela, tamam çok güzeldi işte. Kiraz işte en çok pestisit kullanılan şeylerden bir tanesi. Çok sert bir kabuğu olmadığı için çok çabuk kurtlanabiliyor. İşte birazcık nemlendi mi hemen kurtlanır. Tamam nasıl yapabiliriz? Araştırdık ettik işte. Kapanlar, işte renkli kapanlar, sarı renk. İşte tam kiraz sararmadan önce bu sineği kendisine çektiği için %60-70 oranında gerçekten kurtu engelledi. Ama bütün etrafında endüstriyel tarım yapılıyor ve herkes pestisit kullanıyorsa bütün kaçan sinekler sana geliyor. Bir yere kadar dayanabiliyorsun, bir yerden sonra dayanamıyorsun. Normalde orada hiç don olmazmış. Biz ilk sene tamam çok güzel kiraz yaptık, mutluyuz, galiba başaracak dedik. İkinci sene yine iyi gidiyor falan böyle. Tam çiçek zamanı bir don oldu mesela. Bütün çiçekler öldü ve işte hiç kiraz olmadı neredeyse o sene, sadece yiyecek kadar birazcık böyle. Dolayısıyla da yani şimdi ona yapabileceğin bir şey yok ve işte dediğim gibi o yani orada 40 senedir tarım yapan insanlar diyor ki şimdiye kadar burada hiç don olmamıştı diyor bu mevsimde. En güzeli, en ideali yani keşke bir üretici bulsalar yakınlarındaki, onunla konuşsalar. Hiçbir şey atma abi, çıkmazsa da biz bunun hani riskini alıyoruz, biz onun parasını sana şimdi şu kadarını şimdiden peşin vereceğiz. Sonra da vereceğimize dahi garanti edeceğiz. Çünkü o riski sen üreticiyle paylaşmazsan yani üretici senin için bir şey yapmaz. Çünkü ben onu fark ettim mesela, işte gittim çok idealist bir şekilde köye. Abi dedim yani hani konuşuyoruz idealizadan, bir iki sene geçti, muhabbetim iyi olmaya başladı. Abi dedim bak hani çoluk çocuk yiyor falan, hani daha az mı zehir atsak falan, hani milletin çoluğunu çocuğunu düşünelim falan. Çok basit bir şey söyledi. Tamam dedi, kimse benim çocuğumu düşünmüyor ki dedi, şimdi ben de kendi çocuğumun geleceğini düşünmeliyim dedi. Bu benim tek geçim kaynağım, bundan bir şey alamazsam ben bu sene açım dedi. Dolayısıyla ben yani birinin bir şeyini düşünebilmem için birilerinin de beni düşünmesi lazım dedi. Dolayısıyla yani biz bence bu doğrudan bağ kurmadığımız sürece ya işte ya çok yukarıdan bir devlet kontrolüyle bunu yapmak gerekiyor ki hani bu pestisitler artık yasaklansın ve azalsın. Bunun için de bir adil geçişe ihtiyaç var ama hani bir anda böyle çat diye kesemezsin. Çünkü çat diye kestiğin anda gıda bir anda %50 azalacak büyük ihtimalle. Bu işlerde de belli bir adil geçişe ihtiyacımız var sanırım. Yani bunu çat diye bir anda değil de iyi tarıma razı olmamız lazım işte. Mesela şu kadar pestisit, tamam bunları alacağız, zaten aldık çünkü yani bir yere kadar. Ama hani bunu kademeli bir geçişe doğru gitmemiz gerekiyor. Yoksa yani çünkü köydekilerin de şeye ihtiyacı var. Yani ben köydekilere yani zehir atıyorsunuz abi abla yapmayın bak hani kendi sağlığınıza da yazık dediğim zaman ya zehir olsa devlet izin verir mi diyorlar. Yani o zaman evet devlet kontrolü olmadan bu iş olmaz. Çünkü onlara güvenip zaten şey yapıyorlar. Bizde şöyle bir şey var, gıdanın iyisi yurt dışına gidiyor zaten. Bazen işte pestisit kalıntısı veya bir şey yüzünden gidemeyen tekrar geri dönen ürünler aslında bizdeki en kaliteli ürünler oluyor. En azından yani belli bir seviyeye kadar oraya gidebilmesi için yetiştirilmişler çünkü. Hani olmuş, yanlış atmış, fazla atmış, takılmış bir yerde geri dönmüşler. Mesela bunlar bizdeki en sağlıklı gıdalar aslında. Avrupa'da bunun örneklerinin olduğunu söylüyorlar. Benim hayalim şuydu işte Türkiye'de de bunu yaparım. Hatta işte yazın çalışırız, kışında işte bir şey ekemediğin toprağın da dinlendiği zaman da yurt dışına çıkar. Bunun örneklerinden birebir görürüz diye. Ama hiç öyle olmadı çünkü hiçbir zaman işte hani tarımdan
bir şeyler kazanıp da yurt dışına falan gidebilmek mümkün olmadı. Tersine yani sürekli cepten yedik tarımda gibi oldu. Hani bir yandan başka bir iş yapıp bir yandan tarımı para aktarıp ancak öyle hani tarım yapabildik. Onu da şeyi fark ettim işte gerçekten öyle hani temiz tarım yapması da yani lüks, tüketmesi de lüks bir şeymiş.